bitirilebilecek işlere odaklanmak. 19 Mayıs 1919'da başlayan, büyük bir azim ve kararlılıkla süren milli mücadelemiz zaferle sonuçlanmış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde aziz milletimiz kenetlenmiş, cihat ruhu ve iman gücüyle vatanımız işgalden kurtarılarak yeni çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bugün de 29 Ekim 1923 tarihinde tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundaki heyecan ve gururu 99. yılında yeniden hissetmekte ve bu sevinci milletçe hep birlikte yaşamaktayız. Tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş aziz Türk milleti, engin devlet tecrübesini ve diğer topluluklara örnek olan hayat felsefesini günümüze kadar taşıyarak tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşüne kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine ulaşma, hatta onu geçme hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemiz politik ve iktisadi potansiyeliyle sadece bölgesel bir güç olmakla kalmayıp küresel bir güç haline de gelerek her alanda dünya ile rekabet edecek bir altyapıya sahiptir. Özellikle milli teknoloji hamlesiyle beraber ülkemiz son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, sanatta, kültürde, sporda önemli başarılara imza atmış ve atmaya da devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki aziz milletimiz 1000 yıldır, dünyanın üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasının bedelini, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla, kanıyla, canıyla ödemiştir. Sadece cumhuriyetimize ve demokrasimize değil, bayrağımıza, şerefimize, onurumuza, bağımsızlığımıza sahip çıkarak, kutsallarımıza göz diken her girişimi ve oluşumu, bertaraf etme azmini her daim göstereceğiz. Biz böyle dik durarak devletimize, milletimize olan bağlılığımızı herkese gösterdikçe Allah'ın izniyle bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar susmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz.